Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe'miz Rodrigo Becao'yu resmen açıkladı. Ve maliyetini de kapa bildirdi. Şimdi 5 yıllık sözleşme imzalandı duyuruldu. İtalyan ekibine 5 taksit halinde 8 milyon 312 bin euro bonservis ödeneceği belirtildi. Şimdi bir yıl sözleşmesi kalmış bir futbolcu için fazla mı? Fazla. Ancak yapılan açıklama profesyonel futbolcu Rodrigo Becao, Rodrigo Nascimento Francia yani Becao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon 312 bin 500 avro 3 sene içerisinde <laughs> 5 eşit taksitle ödenecektir diyor. E, daha imza sonrası yaptığı açıklamada çok mutluyum Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu formayla pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum diyor. Vallahi inşallah Konferans Ligi'ni falan kazanırsınız. Fenerbahçe taraftarları burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum. Doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz demiş. Şimdi geçtiğimiz sezon 27 yaşındaki oyuncu 28 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist üretti, takımına katkı sağladı. Arkadaşlar bakın sosyal medya öyle pis bir yer ki. Fenerbahçe futbolcuyu aldığı zaman dünyanın en kötü futbolcusu ama Fenerbahçe futbolcuyu alamayıp başkası aldığı zaman o dünyanın en iyi futbolcusu oluyor. Bekao konusunda Ahmet ne diyor? Mehmet ne diyor? Gelin bir anlaşma yapalım. Beni dinleyin. Hocam sene sana göre süper mi? Kötü mü? 450 dakika Fenerbahçe formasıyla izleyin. Yorumu siz yapın. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın, Atilla Salah'ı stoper ikilisi 10 üzerinden 1 puan. Rodrigo Bekao Cico stoper ikilisi 10 üzerinden 10 puan. Biz görün. Dediğime geleceksiniz. Hocam diyeceksiniz Kalede Altay dursun. Hocam sen bile dursan sıkıntı yok kalede diyeceksiniz. Bu dediğimi unutmayın. Atilla Salahi Almanya yolcusu. Şimdi Alman ekibi Hoffenheim Atilla Salahi'yi kadrosuna katmaya yakınmış. Bütün herkes belirtmiş. Burada sevindiğim çok ciddi bir nokta var. <laughs> Yakında anlarsınız. Şimdi Sky Sport'ta yer alan habere göre Hoffenheim Salahi'yi kadrosuna katmaya yakın. Ödenecek bon servis. Bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek. Hocam Atilla Salahi 15 eder mi? Sen Fenerbahçelisin. Hani tarafsız yorum yaptığına da inanıyoruz. Eder mi? Etmez. Bugün salayı satsan kaça satarsın? 6, 6 buçuk 7. Hocam o kadar da değil. Sen futbolcumuzu çöplüyorsun. Milli takım kariyeri olmasa. Sezonda geçen sezon 40-50 maç oynamamış olsa 6-7'ye bile gidemez. 15, 16, 17. Cık, müthiş paralar. Hocam iyi de adamların kulağına falan gider. Wilfred Zaha'ya geçelim. Yani bizim olmayan isimlerle artık şey yapmayalım, ilgilenmeyelim. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bir numaralı isim Wilfred Zaha. Wilfred Zaha'nın eşi Hayge Zaha Instagram hesabından bir paylaşım yapmış. Şimdi arkadaşlar hepinizin hemen hemen Allah'tan korktuğunu düşünerek soruyorum. Zaha konusunda ben size ne dedim? Kendi gelmek istiyor. Abisi gelmek istiyor. Deli gibi, çılgınlar gibi geldi, gezdi, gördü, etti, biliyor. Eşi dedim. Ne zaman dedim? Bir, bir buçuk hafta önce. Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Filiz sahili oyuncunun eşi, eşi payı gezaha Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Herkese merhaba. Wilfred'e ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım. Ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınabilirseniz makbule geçer demiş Azizallah. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor demiş. Daha da paylaşım yaptıydı. O da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafa karışmış emojiler kullanmıştı. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere büyük ilgi gördü. 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayandım. Şimdi ben size süreci anlatayım mı? Kanala abone olursanız anlatırım. Yoksa anlatmıyorum. Wilfred saha olmazsa kim gelecek? Yani oradan başlayalım. Şimdi Zaha transferi gerçekleşmese B planı Karl Toko Ekambi. Ekambi artık bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak bütün samimiyetimle söyleyeceğim size. Ekambi'nin geleceğini zaten hocam biz biliyorduk ki zaten. Sana yani söylemene gerek yok diyorsunuz değil mi? Nereden biliyordunuz? İlk nerede duydunuz? Uzun süredir Zaha'yı almak istiyor Fenerbahçe. Tüm imkanlarını kullanıyor Fenerbahçe. Mükemmel bir teklif sundu Fenerbahçe. Haber Global Sercan Serçan haberine göre... İsmail Kartal'ın transfer listesinde iki kanat için Zaha ve Ekambi bulunuyordu. Tadiç transferinden sonraki Tadiç şapkadan çıktı. Oyuncudan birini alması kararlaştırıldı. Zaha'dan olumsuz haber gelinirse, gelirse Fenerbahçe 30 yaşındaki Lyon'un kanat oyuncusunun transferini bitirmeye çalışacak. Ekambi geçen sezon Rende kiralık geçirip 15-19 maçta 5 gol 2 asist yapmıştı. Ama yarı sezon. Benzer istatistiği de Lyon'da gerçekleştirdi. Arkadaşlar. daha iptal mi? Her şey bitti mi? Hocam sen iptal diyemezsin. Hakkın yok. Niye? Çünkü sen Zaha Fenerbahçe'de dedin. İptal ise iptal diyemezsin. Önce şunu söyleyeyim. Herkes bir haddini bilsin. Yani ben ne kadar müsaade edersem o kadar adam bazıları. Ee, onu söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe'miz e, Gençler Birliği'ni Tebrikler takım. E, 5-0'lık skorla mağlup etti. Samandıra Can Bartuyeslerimizle Gençler Birliği'ne oynadığımız müsabakayı 5-0 galibiyette sonuçlandırdık. Edin Ceko'nun 2 gol attığı Cao Pedro'nun, Şimanski'nin ve Batshuayi'nin gol attığı maç arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Edin Ceko 2 gol Cao Pedro Şimanski ve Batshuayi çift daha böyle yaptı. Hocam biz niye izleyemedik? Bu arada Shimanski 53 numara giymiş. Sanırım Rizeli. Bu arada bütün Rizeli taraftarlara, takipçilerime de selam olsun. Rize çok güzel bir memleket ya. Aklıma gelmişken. Belli mi olur belki bir gün davet eden çıkar. Mesela Emir Ortakaya bu maçta forma giydi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Emir Ortakaya bu maçta oynadı. Batshuayi falan oynadı yani. İsmail Yüksek falan. Yani Fenerbahçe'nin asları oynadı desem daha doğru olur. Şimdilik asları. tane hani daha eklemeler çıkarmalar olmadığı için şimdilik aslarım. Niye yayınlanmadı? Arkadaşlar teknik heyetin kararıyla olan bir şey. Ben buna bir şey diyemem. Bak şimdi yanlış anlamayın beni. Olması gereken de bu. Teknik heyetin kararı ile yayınlanmadı. Ben de isterim maç izleyelim. Ben de isterim şöyle olsun böyle olsun ama hani ee, teknik heyetin kararıyla yayınlanmadı ya saygı duyalım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Saygı duyarsak sevinirim. Çünkü ben de isterdim izleyelim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Özet görüntüleri falan olur mu? Sanmıyorum. Verilmeyecek diye biliyorum. Şimdi biz Zaha konusunda kendisiyle görüştük. Menajeriyle görüştük. Herkesle görüştük. Zaha birazcık şimdi ezanlar okunuyor. Küfür etmek istemiyorum ama Zaha birazcık çakallık peşine düştü. Yani çakallık peşine düştü. Ve e, bizimle görüşüp sözleşmesini uzatacaktı arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Yani Zaha bizimle görüşüp e, Crystal Palace sözleşmesini uzatacaktı. Ancak Crystal Palace bir çakallık yaptı. Madem başkasıyla görüşüyorsun dedi. Öyle olmaz böyle olur diyerek teklif ettiği sözleşmeyi düşürdü arkadaşlar. Teklif ettiği sözleşmeyi düşürdü. Şimdi oyuncunun eşi Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Ancak ancak şimdi oyuncunun bazı özellikleri var. Hani kaprisi var. Değişik ruh hali var. Ee, ama bekleyip görelim arkadaşlar. Yani bekleyip görelim. Ben şunu söyleyeyim. Biz Zaha'dan tamamen vazgeçmedik. Ancak bir rest çektik. Açık net bir şekilde rest çektik. Dedik ki yani dedik ki biz yani eğer geliyorsa buyursun gelmiyorsa almıyoruz dedik. Açık net bir şekilde. Biz menajerine bunu sunduk. Ve menajeri de e, bize 48 saat verin dedi. 24 saate hemen hemen doldu. Hocam iyi de sen de bir gün çarşamba diyorsun. Bir gün perşembe diyorsun. Bir gün salı diyorsun. Arkadaşlar çarşamba günü hem Zaha hem de Nikola Dominguez e, alınmak için çok uğraşıldı. 19 Temmuz'da. Ali Koç çok uğraştı. Bak ben açık söyleyeyim. Ben Ali Koç'u savunucusu falan değilim. Para falan da almıyorum merak etmeyin. Yani Para alsam söylerim yani para alıyorum diye açık açık söylerim. Ben de öyle kıvırma şubu olmaz merak etmeyin. Açık açık net söylerim. Ancak para alacak bir durumum da yok onu da belirteyim. Fenerbahçe açık ve net bir şekilde e, Zaha'ya bunu söyledi. 24 saati kaldı. Eşi gördüğü ilgi biraz hoşuna gitti diyebilirim. Yani gördüğü ilgi biraz eşinin hoşuna gitti diyebilirim. Ve şu an her şey değişebilir. Yani her şey değişebilir. Ancak şunu söyleyeyim. Ee, mesela Lucas Moura konuşuluyor. Lucas Moura'nın biz hani uygun bir teklif sunduk. Küçük bir teklif. Ekambi Tete konuşuluyor. Onu konuşacağım. Nicolas Pepe. Pepe de sakatmış. Öyle söylüyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar siz ne güzel futbol bilgisine sahipsiniz. Yani kimse gelmesin o zaman. Onu kötüleyin. Bunu kötüleyin. Şunu kötüleyin. Gelen oldu mu? Getire getire bu çöpü mü getirdi olsun? Yani çok garip bir şey. Zaha konusu böyle arkadaşlar. Bekleyin bakalım. Cuma günü 23.59'a kadar inşallah. Bu arada bekao için ilk istedikleri 15 milyon euroydu biliyor musunuz? Atalanta falan da istiyor diye. Ve Atalanta'nın teklifini oyuncu kabul etmedi. Arkadaşlar Anderson Taliska. Fenerbahçe Taliska'yı gündemine almış. Play Spor'un özel haberiymiş. Ülliyen yalan. Bizim ilgimiz yok. Galatasaray alacakmış. Alsın istediği kadar alsın. İster gövdesini alsın ister başını alsın. Bana ne? Neyini alıyorsa alsın. İstediğini alsın. Biz alamayız. Bizim Taliska'yı alma ihtimalimiz sıfır. Yok. Yok arkadaşlar. Biz Taliska'yı almayacağız arkadaşlar. Almayacağız. Galatasaray alıyor mu? Alsın. Yıllık 8 milyon euro yıllık ücret verip alabiliyorsa buyursun alsın. Bana ne? Size ne? Ona ne? Şuna ne? Buna ne? Tamam. Yani durum bu. Fenerbahçe Galatasaray demişken Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya endombele. Bir kere haberin gerçeklik payı yok. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray süperlik hedefi Tanguy endombele transferi için karşı karşıya gelmiş. Yalan. Galatasaray teklif almış. 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için hemşerisi Aslan'ın 4 yıl ödeme planında 8 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. 4.7 milyon euro civarında maaşı bulunan futbolcu için kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Yıldız ismi Fenerbahçe'nin de ilgisi var. 1.81 boyundaki Endombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 30 Haziran 2025. Merkez orta saha ünlü onda oynayabiliyor. Falan filan. Arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe'nin gerçekten istediği hiçbir futbolcuyu alamaz. Öyle bir kabiliyetleri, yetenekleri yok. Anlatabiliyor muyum? Yok, öyle bir yetenekleri yok. Fenerbahçe gerçekten istesin Galatasaray hiçbir futbolcuyu alamaz. Yani Fenerbahçe'nin istediği hiçbir futbolcuyu alamaz. İster bana inanın, ister inanmayın. Ve şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Eee, ve Endombele dedim ya Taliska'yı geçin. İsteyen alsın, isteyen almasın. Hiçbir şey diyemem. Ama Endombele için biz uğraşıyoruz arkadaşlar. Teklifimiz var. Düşürmeye çalışıyoruz. Oyuncunun bir sakatlığı var. Sakatlıktan gelecek raporları bekliyoruz. Eğer o raporlar sakatlığı uzun sürecek falan derse bu transfer kesinlikle iptal. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bence bu transfer iptal. Bence biz Endombele'yi almayacağız. Görüştüğümüz başka bir orta saha var. Onu alacağız gibi geliyor. İnşallah da onu alırız. Çünkü daha önceki videoları izlediyseniz kim olduğunu biliyorsunuz. İnşallah onu alırız arkadaşlar. Endombele konusunda da 18 milyon euro biz veremeyiz. Bir futbolcuya. Hani inşallah ekonomimiz düzelir. Şampiyon oluruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu falan oluruz. 18 milyon euro ne lan? Yani zekat zekat parası falan deriz. O kadar yüksek paralar kazanırız. Alırız. Ama şimdilik durum bu. Hocam peki. Sence Zaha gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ben şunu söyleyeyim mi? Hiçbir futbolcu süreci bu kadar uzatıp da Fenerbahçe'ye gelmedi biliyor musunuz bugüne kadar? Hiçbir futbolcu. Bir futbolcu bile gelmedi. Akıllı, mantıklı, mantığına göre hareket eden, sosyal medyanın duyumlarıyla hareket eden insan ne der biliyor musunuz? Zaha gelmeyecektir. Mesela ben eğer duyumları gerçek kaynaklarım olmasa sağdan soldan çalarak, atarak, tutarak edinmiş olsam Zaha gelmeyecek derim. Niye riske gireyim? Niye riske gireyim? Aptal mıyım arkadaş? Niye riske gireyim? Çıkarız daha gelmeyecek arkadaşlar. Anlaştıydı. Tamam dediydi. Vay namussuz vay vicdansız. Zaha'yı çöpleyin derim. Hepiniz çöplersiniz. Benim duyum kaynaklarım aynı şeyi söylüyor. Bekle. Olumsuz bir durum yok. Bekle. İki kulüpten birini tercih edecek. Bize dediği abisi bizden yana. Kendisi bizden yana. Eşi kalmasını istiyor. Yani e ama Fenerbahçe taraftarının ben bir şey söyleyeyim. Baskıyı arttırın. Baskıyı arttırın. Valla ben açık söyleyeyim. Hissi olarak ne diyorsun? Ben hissi olarak bir şey söyleyemem. Şu bu hiçbir şey diyemem. Yani hissi konuşma yetkim yok. Ama Wilfred Zaha için şunu söyleyeyim. Çok uzattı. Çok uzattı. Milletin de tepkisi buna. Bu kadar uzatmaması lazımdı. Bu kadar uzatınca tabii ki milletin tepkisi oluyor. Ee, ama işin sonu hayırlısı olsun. Bir de hamstring sakatlığına dikkat edin diyor. Bu sene 2-3 kez sakatlanmış. Beni bir tek bu kullandırıyor. Yani futbolcuyu almasını alırız ama Mesut Özil'deki hatayı yapar mıyız? Onu düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Gelmesi hayırlısıysa gelsin. Gelmesi hayırsız ise inşallah gelmesin. Transfer iptal olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere dostlar. Bir beğeni ve kanala abone olmayı çok görmezseniz seviniriz. 31300 olmak üzere sizi bekliyoruz.